gayet onu düşünüp alabilir tabii bu İstanbul ölçülmez. Kulüpleri ve Trabzonspor'u bu Anadolu kulüplerinin dışında tutuyorum. Dört büyük dediğimiz. Burada alınan rakamlar ciddi rakamlar. Yani yabancıları var 3 milyon, 2 milyon euro, 4 milyon, 5 milyon. Ama Anadolu kulüpleri öyle değil. Orada kazanan arkadaşlarımız, para kazananlar yani hayatlarını devam ettiriyorlar. Küçük yatırımlarla işte bir kooperatife gidiyorlar, bir yazlığa gidiyorlar, araba alıyorlar, ailelerini geçindiriyorlar. Onlar bu tip paraları, şimdi İstanbul'u istisna atıyorum, bu tip paraları böyle kaptırmazlar onlar. Onlar öyle 1 milyon, 2 milyon doları böyle elden vermezler. Onlar bir şey ister. Çünkü orada para kazanmak çok zor. İstanbul'da kolay. Mesela duyduğumuza göre ne derece doğru bilmiyorum ama bu para kaptıran kalecilerden bir tanesi İstanbul'da büyük kulüplerimizden bir tanesi ben moralim bozuk ben oynayamıyorum demiş. Olur mu falan demişler. 500 bin dolara bankanın reklamına çıkartmışlar. 500 bin doların reklam vasıtasıyla geri almış. Aynı şimdi bunlar banka bizim acaba? Kulağımıza geliyor. Aynı banka mı? Tabii tabii aynı bankanın reklamından abi 500 çok... bin dolar. Ha şimdi reklamda oynadığını ben gözümle gördüm. Ama şimdi bankacılar biz ondan dolayı yapmadık. Biz zaten reklam yaptık. Derse söylenecek bir laf da yok yani ona. Ama bizim yani kulağımıza... Yani bu dolandırıcılık olayının mağdurlarından biri... Tabii tabii tabii. Yabancı kaleci. Kaleci. Tabii. 500 bin dolar benim moralim bozuk ben oynayamıyorum. Dolandırıldıktan sonra morali bozuk olduğu için çıkmak istemiyor. İstemiyor. Onun karşılığında ne yapacaklar? 500 yani bin doları götürüyorlar. Reklam filmi çektiriyorlar. Yani bunlar oluyor. Bu şey de olmaz ama. Sizinki de kaleciydi değil mi? Bu Sivaslı olmaz ama. Kaleci Ergin. Şimdi aynı şekilde. Aynen öyle. Kaleci Ergin de o da onu yapmış. Allah rahmet eylesin. Onun da çok güzel bir hikayesi var. 1972 senesinde İstanbul'a Santos takımı geldi. Peleli Santos. Evet. Şimdi antrenörümüz de o zaman o da nur içinde yatsın. Erdoğan Tokol. 5 tane uçak bileti bana verdi. 5 tane arkadaşını al. Git maçı Pele'yi seyredeceğiz. Pele çok önemli. Yani tabii, Santos'un dışında Pele çok önemli. O zaman da yıldız yani. Pele halen çok iyi oynayan bir futbolcu. Biz bindik arkadaşlarla. Uçakla gidiyoruz. Uçağı kaçırdılar. Tam yolova üzerinde alçalıyor. Türkiye'de kaçırılan ilk uçak. Bulgaristan'a uçak. Bulgaristan'a kaçırdı. Türkiye'de kaçırılan ilk uçak. Bulgaristan'a kaçırıldı. Hatta rahmetli İnönü'nün oğlu da vardı. Ömer İnönü de vardı uçakta. Evet. İşte teröristler dediler ki ya işte konuş babanla falan da uçağı bıraksınlar yoksa uçağı uçuracağız falan gibi şeyler var. Şimdi uçağı kaçırıldıktan sonra bizim sonradan tabii yurda 38 saat sonra döndük yurda. Aralarında bizim çocuklardan 2 tanesinin şöyle bir konuşma geçiyor. Kaleci Ergin diyor ki ya inşallah bizim Halit uçaktadır diyor. Çünkü Halit'e borcu varmış. Halit inşallah o uçaktadır. Kaçırmamıştır uçak. Espri yapıyor sözüm var. Yani espri yapıyor aklın sıra. Ama da sizin yani böyle insanların birbirine borcu olabiliyordu. Sadece 500 bin dolar kaybı varmış. Demek ki tam evet. Nötrlenmiş. Aslında yani. 700 bin dolarmış da 200 bin dolarını elden almış. Almış 500 tabii. bin lira zarar vermiş. Onu da bankada reklam oynayarak kapatmış. Güzel iş. Güzel iş tabii. Keşke yani, diğer futbolculara da aynı imkanı şimdi verseler. Şimdi